kuru gürültü yaratmasın. Türk futbolunun marka değerini ne Nihat Özdemir ne başkası kimseye çiğnetmez. Bu ülke futbolu sahadaki her hakemden de değerlidir. Kenardaki her teknik adamdan da değerlidir. Her futbolcudan, Mustera'dan da değerlidir. Siz bu ülke futbolunun ilkelerini, adalet sistemini herhangi bir takım futbolcu, teknik adam şu bu lehine aleyhine bozamazsın. Ne Sergen Yalçın ne Ali Koç ne bilmem ne. Fatih Terim dün konuşuyor. Başka şeylerin başının önüne geçmesin diyor. Aynı şeyi iki tane oyuncusu Cagne dahil atılmadığı Trabzon maçında yapmış iki sene önce. Emeklerimiz dedi pozisyon tartışmalarına kurban edilmesin. Fatih Terim bunu hep yapıyor. Fatih Terim'den ben futbol adamlığı beklemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben Fatih Terim'den akil adamlık beklemiyorum. Fatih Terim'in hep yaptığı budur. Aleyhine taç verilse kıyameti koparır. 45 dakika üzerine konuşur. Lehine hakem hatası varken konuyu hemen başka yere çeker. Emeğimize şey olmasın. Allah bize destek verdi. Ali Palabıyık yaptı sana kıya. Allah adaletsizlik yapmaz Fatih Terim. Allah Ali Palabı'yı sınadı, sınavı geçemedi. Seni de sınıyor, sen de geçemiyorsun. Şimdi başlıyorsun masal anlatmaya. Yok efendim, işte biz çok mücadele ettik, tepki koyduk. Ya şeyi anlat bana. 3 tane faullü o gol sana verirse ne yapardın, ne yapardın? Benzini döker, kibriti çakardın. O yüzden Fatih Terim, ne Avrupa Kupası önemli ne başkası. Teknik adamın şu bu da benim için önemlidir. Sen hakim bir futbol adamı değilsin, hiç olamadın. Kusura bakma hiç olamadın. Bu kafayla da hiç olamayacaksın. Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Biz bu hakem olayını var gibi bir sisteme rağmen daha çok konuşacağız. Ama biz doğruları söyleyeceğiz. Nalına da mığına da vurarak doğruları söyleyeceğiz. Yanlış yapan, bu ülke futbolunun dibine kibrit suyu döken hakemler elenene kadar da mücadele edeceğiz. Sonuna kadar da federasyonu destekliyorum. Bu tür hakemlerle mücadele ettiği müddetçe. Hasan Doğan başlattı rahmetli mücadeleyi. Nihat abi de devam ettirecektir. Bu insanlardan Türk futbolunu kurtaracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere.